Nagihan'la ilgili o eşinin çıplak fotoğrafı ve şantaj biliyorsunuz yapılmış hem hanımefendiye hem eşine. O fotoğraf Nagihan'ın Survivor'dan arkadaşı olan Tuğba Özay'a da gitmiş vakti zamanında. Romanya'daki o kız fotoğrafı Tuğba Özay'a da göndermiş. Şimdi düşünüyorum neden Tuğba Özay'a gönderdi? Dün ben sana söylemedim mi burada? Gelsin arkadaşlar dün, ilgili görsel. Dün yine benim tartışmalı olduğum, kavgalı olduğum birisinin CD'sini yıllar önce bana getirmişlerdi. Para karşılığı satmak istediler. Ben tabii dün anlattım yayında. Ben böyle bir günah açmak. Tanıdığımız biri mi dedi falan. Günah açmayı kendime yakıştıramadığım için, doğru bulmadığım için kabul etmedim ve arkadaşları reddetmiştim. Evet söylemiştim. Survivor'da da sana Tuğba'yla... şantaj amaçlı mı geliyor? Yani al bu görüntüyü ona karşı kullan diye. Madem düşmansınız al sana koz diyor. Aynen al sana koz. Şu kadar da para istemişlerdi. Ben ne kendime ne adamlığıma ne edebime yakıştırabilirim diye bunu kabul etmemiştim. Birinin günahsa bu. Yani o günah açmak Allah bize iş yapmasın diye. Kabul etmedim. Bak Tuğba'yla Nagihan da Survivor'da çok büyük kavgalar oldu onların. Tabii. Muhtemelen Tuğba'ya gidiş nedeni de o. Evet düşman yani, gibi. Tuğba'ya tabii senin düşmanın siz Survivor'da kavgalıydınız düşmandınız. Bunu sana koz olarak verelim. Bir Tuğba Özay Instagram sayfasında bu açıklamayı yaptı. Onun o büyük fotoğrafı var mı? Bakın soldaki Nagihan'a sımsıkı sarılmış ve çok duygusal bir an o an. Büyük hali var mı arkadaşlar onun? O çok özel bir poz ve Tuğba Özay onu paylaştı. Onu lütfen büyük haliyle ekrana taşıyabilir miyiz Ali? Çünkü bir dönem çok yakın arkadaşlardı. Yok canım arkadaşlar orada kavgalı vardı onunla. Sonra çok kavga ettiler. Bak, o pozlar arkadaşlık pozlarıydı. Yani şantaj işin içine girince herhalde bütün perdeler gözler kararıyor ve artık düşman kavga ettiklerine kadar sirayet eden bir durum. Tamam online olarak sayfasını hemen ayarlayın o fotoğrafı büyütün bir görelim. Sonrasında Tuğba Özay'ın yaptığı açıklamayı ekrana taşıyacağız. Tuğba Özay'ın buradaki tavrı çok önemli. Bakın fotoğraf ona gitmesine rağmen Nagihan'ın eşinin çıplak fotoğrafı Tuğba'ya gitmesine rağmen nasıl bir tavır takınmış onu göreceğiz. Birazdan birkaç dakika sonra Tuğba Özay da hattımızda olacak. Kendisine soracağız. Nasıl geldi o fotoğraf ona? O kızla, Romanya'daki kızla Tuğba Özay'da konuştu mu vesaire gibi. Bak yalnız bir şey soracağım. Bu işin Tuğba'ya sirayet etmesi benim içimi rahatlattı biraz biliyor musun? Niye? Demek ki şantaj. Gerçekten şantaj yani. Tamam da konu zaten şantaj. Evet. Evet. Ama konu zaten o fotoğraftaki adam. Yok ben montaj olduğuna inanmıyorum bu saatten sonra. Ben montaj olduğuna inanmıyorum onu. Ben inanırım ya. Ben inanmıyorum çünkü evet, orası montaj şimdi, değil bence. Balıklı evet tamam vermiş. O ikinci fotoğrafı büyütelim arkadaşlar. Bakın bu fotoğrafı paylaşıyor Tuğba Özay. Çok duygusal bir an Survivor'dan bir kare bu. Tuğba Özay kendisine o fotoğrafın geldiğini bu fotoğrafı paylaşarak açıklıyor. Ne diyeceksin mesela bu kareyi paylaşması? Ya dediğim gibi bu çok herkesin başına gelse de bu kare paylaşılır yani. Bu çok aklı başında olan herkes tabii ki Nagihan'ın yanında olur. Yani bir de Tuğba benim bildiğim kadarıyla öyle kin öfkeyle devam edecek falan bir bayan olduğunu ben düşünmüyorum. Burada da düşünmüyorum. Tuğba bir kere hiç kinci bir kız değildir. Bu hareketi de onu gösteriyor tabii, zaten. Bir de çok yürekli, çok delikanlı bir kız. Bak eline koz geçmiş. Çok çirkin bir laf bu ama eline koz geçmiş olmasına rağmen yo, hayatta böyle elini tersiyle itmiş. Bir şey söyleyeceğim. Tuğba Özay bu tip şeylerle rant sağlayan bir kadın hiçbir zaman çok olmaz. Çok güzel. Evet güzel. Çok delikanlı ve çok düzgün bir kızdır. Yani güzel benim çok sevdiğim bir dostum. Bir şey söyleyeyim mi? Tuğba Özay da hattımızda. Nagihan Karadere de hattımızda. İkisi de hattımızda. O zaman biz ne konuşturuyoruz? Çok karıştırdık. Sırayla konuşturacağız kendilerine. Şimdi hemen Ali o fotoğrafın montaj olduğuna yönelik bu masada da baskın bir kanı var. Evet. O fotoğrafı bir ekrana bakın. Şimdi şu enteresan değil mi arkadaşlar? Tamam o gardırobun aynası olabilir. Gardırobun aynasının burasında o ne dersiniz ona? Bakın tam boyun kısmında. Abi onu Nagihan bilecek. Biz şimdi istediğimiz kadar konuşalım. Nagihan kendi eşini kendi tanır. Biz istediğimiz kadar montajı Nagihan'a soralım yani. Ben de şunu yani savunuyorum. O aynada, aynanın ortasında belli ki böyle parçalı parçalı bir ayna. Yani. Ve o aynanın ortasında bakın bir şerit var. Şimdi diyeceksiniz ki o şeridin üstünden montaj yapılmış. Hayır. Orada mesela o flu olan kısımda da gölge var. Kaldı ki arkası da aynı şekilde. Yani kalkıp hangi resmi hangi şeye yerleştirecek? Baksana arkası da gayet aydınlık birbiriyle aynı bağlantıda. Resim
kesildiği için mesela bir tane aynı, al ben bu aynayı kırayım. Ondan sonra iki tane aynayı kendime böyle tutayım, kafamın biri büyük, kafamın biri diyorum. Kafam büyük çıkar, bedenim daha küçük çıkar. Dün de söyledim burada, yani perspektif olarak baktığınız zaman tabii ki resim böyle çekiliyor. Bence bu resim montaj değil, bilmiyorum. Yani bana öyle geliyor. Işık bütünlüğü de var aslında. Aynen, ışık bütünlüğü olacak tabii arkadaşlar. Birisinin kafasını alacak fotoğrafta, hayır, o bak, ortama getirecek. Şey aynı ama resim. Yani adamın arkadaşlar ya, Nagihan'a sorsanız anlamıyorum. Tamam, Nagihan yani. Attığımızda mı önce? Bilmiyorum nereden bilmiyorum. Ben anlamadım ki. Nihat doğru sor. Söylüyor. Doğru. Onun vücudunu bilecek kişi de eşinden daha İnşallah iyi bilecek kişi yoktur. Ya. Yani tabii ki inşallah değildir. Yani çok çok gerçekten bir kadın olarak çok üzüldüğüm bir doğru değildir. İnşallah doğru değildir. Ben de montaj değildir falan. Hayır canım, inşallah doğru şimdi, değildir. Tabii ki kim sarmış. Olayın vahim bir tarafı var. Tuğba Özay'ın da üzerinde durduğu nokta o. Bu şantajı yapanlar, bırakın diyor Nagihan'ı vesaire. Bu şantajı kim yapmış onların üzerinde? Tuğba Özay attığımızda, günaydın Tuğba Özay. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle sevgili Gülşah, Bircan, Nihat, Ömür, çok güzel sözler söylediniz hakkında. Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Günaydın Tuğba'cığım, hoş geldin yayınımıza. Canım günaydın. Tuğba, seni aslında Türkiye Survivor yarışmasında daha iyi tanıma şansı buldu. Oradaki tavrın, duruşun bence de çok aslında ders niteliğindeydi birçok insana. O yüzden seni ayrıca kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Zor günler yaşadınız ama sen duruşunu bozmadın. Tebrik ediyoruz. Şimdi sana o fotoğraf ne zaman geldi? Nagihan'ın eşinin çıplak pozu ne zaman geldi? Instagram üzerinden herhalde bir hafta önce gelmişti. Yani ben normalde o özel mesajlara çok fazla bakamıyorum ama işte zaman zaman baktığımızda da işte sevenlerimiz çünkü çok sevgilerini iletiyorlar vesaire, onları kırmamak adına bazen cevaplandırabiliyorum. Bir baktım, önce fotoğraf flu, bulanık bir fotoğraf olarak geldi. Nagihan'ın namuslu kocası başlığı altında. Fotoğrafı açtığımda size yemin ediyorum, yani saniye sürmedi bakmam ve sadece kafamda oluşan herhalde dedim biri Photoshop yapmış, montaj yapmış, bir şey yapmış. Hemen fotoğrafı Nagihan'a gönderdim. Nagihan dedim, bu işe bir el at, herhalde dedim eşini biri Photoshoplamış. Zaten hemen anda da fotoğrafı silmişsin. Nagihan da akabinde bana döndü ve evet dedi, biliyorum. Biri dedi beni tehdit ediyor, eşimi tehdit ediyor, şantaj yapıyorlar ve bizden para talep ediyorlar dedi. Bunun üzerine yani avukat konusunda hani yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye sordum. Daha sonrasında da işte olay hukuki sürece intikal etti. Peki. Ama Tuğba'cığım sen o sana fotoğrafı gönderen kişiyle hiç diyaloğa girdin mi? Yok, hayır. Hiçbir şekilde diyalog kurmadım. Yani doğrusu buydu bence. Çünkü beni ilgilendiren de bir konu değil. Herkesin başına gelebilecek bir olay. Size yemin ediyorum. Yani ben gün içerisinde o kadar çok mesaj alıyorum ki Facebook'tan da, Instagram'dan da geliyor. İnsanlar, özellikle genç kızlar, bu tip olaylarla karşı karşıya, erkeklerin de başına geliyor. Mesela sevgilisi ayrılmışlar, kız ayrılmış, kızı işte senin fotoğrafların var bende vesaire diye tehdit edip kızı resmen kölesi haline getiren maalesef ki insanlar var. Kız diyor ki ya Tuğba abla ne olur bana yardım et, ben ne yapacağım, aileme işte söyleyeceğiniz belirtiyor. İşte beni tehdit ediyor. Yani burada esasında ciddi anlamda sosyolojik bir, toplumsal bir kriz var. Evet, birileri şantaj yapıyor. Sen onu aslında onların üzerine gidilmesi gerektiğini söylüyorsun. Doğru olan da bu. Çünkü bu tip konular bu kadar meşrulaştırılırsa o zaman her önüne gelen her şeyi yapabilir. Herkesin başına gelebilir. Hatta Nagihan bana bir şey anlatmıştı. Onun da bu olay sonrasında onu arayan işte üst düzey yetkililer olmuş, aileler olmuş, sarı koca, onların da başına gitmiş. Yani bu tip tehdit, şantaj vesaire bunların esasında önüne geçirilmesi lazım. Hatta ben buradan
Yetkililere sesleniyorum. Sosyal medya ile ilgili bence ciddi bir kısıtlama getirilmesi gerekir. Yani çünkü saniyesi de her tarafa yayılabiliyor. Evet. Ve ondan sonra bunu temizlemeye çalışıyorsun, aklamaya çalışıyorsun. Virüs gibi. Bana göre asıl korkunç olan konu budur. Evet. Tuğba'cığım bir şey soracağım. Bu fotoğrafın sana gelmesinde acaba hani Survivor'dan Nagihan'la yapmış olduğun tartışmaların, kavgaların yeri var mı sence? Bu yüzden sana gelmiş olabilir mi? Aynı şeyi düşündüm açıkçası. Peki hiç sormadım yani niçin bunu bana yolluyorsunuz deme gereği hissetmedin mi? Yok hayır, hiç muhatap olmayı gerek duymadım. Nagihan'la bizim ayrıca Survivor sürecinde 2 ay boyunca çok iyi bir dostluğumuz vardı. Evet. Yani belki de Survivor tarihinin en güzel dostluklarından birini yaşamıştık biz ama sonrasında bozuldu olabilir. Yani insanlar beni eleştiriyor da olabilir. Nasıl affedersin vesaire. Onlar yaşandı. Yani şu an artık Survivor'da değiliz. Bu çok ciddi bir konu. Ailevi bir durum. Herkesin dışına gelebilecek bir şey ve insanların bence birbirlerinin mutsuzluklarından mutluluk çıkarmaması gerekir. Çünkü giderek insanlığımızı kaybettiğimizi düşünüyorum. Peki. Nagihan bir kadın olarak ben o dönemde de yaşadığı bir takım sıkıntılara şahit olduğum için böyle bir durum karşısında tabii ki yanında olmalıydım. Peki. Kaldı ki biz Survivor gecesinde de konuştuk, sarıldık. Bir takım şeyleri zaten aramızda halletmiştik diyebilirim. Tuğba'cığım çok teşekkür ediyoruz sana. Nagihan da hattımızda, biz Nagihan'la da konuşmaya devam edelim. Sana tekrar teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben Nagihan'a da selamlar. Hepinize iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi de Nagihan Karadere hattımızda, olayın göbeğindeki kişi ve faturayı Nagihan ödüyor. Maalesef. Nagihan Karadere, günaydın. Günaydın. Günaydın Nagihan, geçmiş olsun. Günaydın Nihat. Alo. Geçmiş olsun diliyoruz Nagihan. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi Nagihan, şunu merak ediyorum. O kişiler ya da kişi ya da kişiler sana çete olduklarını açık açık söylemişler. Doğru mu? Evet. Zaten bütün yazışmalar benim telefonumda var. Ben bunu hani en kısa yoldan da hani anlatabilirdim ama benim önceliğim bana gelen sorular doğrultusunda ben hep cevap verdim. Ama yani ben sadece kısa yoldan şunu yapabilirdim. Bunlar bir çete. Benim kocamı tuzağa düşürdüler veya bizim aile üzerine yoğunlaştılar. Şu an işte biraz göz önünde olduğum için ben sadece onların yazışmalarını şeye aktarabilirdim, basına aktarabilirdim. Ama dediğim gibi yani bana gelen sorular doğrultusunda bu yazışmalar hep ikinci planda kaldı. Tek sordukları soru şu oldu: Nagihan boşanıyor musun? Nagihan kocanı affedecek misin? Bu dediğim gibi benim için ikinci planda olan bir durum. Şu an içerisinde dediğim gibi en önemli bir konu var. O da çetelerle herkes elini kolunu kaptırmış. Başta benim eşim, biz yani. Sonrasında da dediğim gibi çok ciddi sorunlar söz konusu. Bu benim özelim olmaktan çıkmış kurumsal, toplumsal bir olay haline gelmiş. Peki Nagihan, bir merak edilen bir nokta var. Şimdi o çeteyle mücadelene devam edeceksin. Hukuki olarak zannediyorum girişimde bulundun. Evet. O kişiye ulaşmak için, değil mi? Bir Türk hanımefendi, değil mi? İsmi cismi belli mi? Yani işte zaten araştırılıyor. Yani hukuki yoldan her şey yapılıyor. Yani üzerine düşülüyor. Avukatım, avukatlar hatta, çünkü bu benim olayıma çok kişi şahit olduğu için yani 5-10 koldan artık bu çeteyi çökertebilmek için herkes seferber olmuş durumda. Bir tek ben değilim. Benim evet. gibi çok kişi mağdur, çok aile mağdur. Nagihan, senden para istediler mi? O fotoğrafı getirebilir misiniz arkadaşlar ekrana? Evet, istediler Nihat. Ne zaten kadar istediler? Benden Nagihan dediler, ben senin kocanın fotoğrafını aldıktan sonra, ama hep böyle inandırıcı şekilde bana hep konuşmaya yapıyorlar. Ben kocandan para istedim. 10 bin euro. 10 bin euro. Evet. Aynısını benden de istediler zaten.
Yazışmalar sanırım Instagram'daki direkt mesaj üzerinden oluyor. Doğru mu? Evet. İlk başta bana Instagram'dan geldi bu mesaj. Tamam. Sonrasında bayağı bir yazıştık. Sonrasında numarasını verip biz WhatsApp'a geçtik. Ha, bayağı siz numarayla WhatsApp'a geçtiniz. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Eşiniz ne diyor peki? Ya eşim ne desin yani, o tamamen şu an zaten zor durumda. Hani bunun zaten bir açıklaması yok. Doğru da olsa, fotomontaj da olsa, yani gerçekten bir insanın başına gelebilecek en kötü bir olay. Özür dilerim. Tabii ki orası öyle. Ama bunun mesela montaj olduğunu mu söylüyor? Fotomontaj olduğunu mu söylüyor size? Yani fotoğraf bana ait diyor, ama diyor sen de benim fiziğimi, sen benim vücudumu biliyorsun diyor. Eğer diyor bunu diyor benim olduğumu düşünüyorsan ben bir şey söylemek istemiyorum diyor. Sana bırakıyorum diyor. Peki sizce o fizik vücut eşinize mi ait? Değil. Değil. Dediğim gibi yani çok parça parça yapıştırılmış bir vücut var orada. Çünkü benim kocamın şu an böyle atletik bir vücudu yok. Nagihan, ben şeyde gördük Antalya'da en son o demokrasi mitinginde. Seninki bayağı yapılı mapılı bir adam diye, yani burası dar değil diye. Aynen öyle yani, hem burada karın kasları var neredeyse. Benim kocamın göbeği var. Yani evet, göbeği, onu söyleyeceğim. Tabii siz bunu söylüyorsanız eğer, zaten daha fazla burada bir şey söylemenin çok resmi, da anlamı yok. Çünkü ben bu resmi gördüğümden beri burada fotomontaj dediler. Dedim ki bence montaj değil demiştim, ama eğer siz bunu söylüyorsanız tabii ki benim burada başka bir şey söyleme söz hakkım zaten fotoğrafa olamaz. Fotoğrafa gelene kadar siz hanımefendiyle eşinizin bir ilişkisi olup olmadığını sordunuz mu? Tanıyor mu? Şantaj dışında bir konuşması var mı? Yok. Bana yok. Sadece böyle böyle dedi. Ben işte Instagram hesabıyla eşinin bağlantıya geçtim. Zaten benim de o şekilde bağlantıya geçti. Tamam, sonrasında anladım. Ben başka bir tarafta konuşurken bağlanmış, tekrardan eşinizle otele gittim. Hepsi, yemin ediyorum, bakın bak, hiç ortada bir delil yok, hiçbir şeyi itiraf edemiyor. Sen 5 defa otele gidiyorsun, nasıl sen otelin ismini bilemezsin? Tamam, anladım. Hadi ismini bilemedin diyelim, yerini de mi bilemiyorsun? Türkçe'yi dediğim gibi benden daha iyi konuşuyorsun. Tamamen her şeyleri bunların profesyonel, yani uluslararası çalışıyorlar. Filipinler var, Bulgaristan, Romanya ve en son olarak da Gürcü hattıyla başkasını dolandırmışlar. Daha Allah bu Allah. Dünkü olan bir olay. Uluslararası, evet, daha çete. Çok taze. Çok üst düzey yöneticilere ulaşmışlar. Yani kimden para koparacaklarını, kimi tehdit edebileceklerini o kadar çok iyi biliyorlar ki. Gidip de böyle saçma sapan insanları bulmuyorlar. Aileyi buluyorlar. Sorumluluk sahibi olanları. Tabii. Ondan sonra şimdi, böyle hani herkesi tuzağına düşürecekler değiller. Tamamen sorumluluk sahibi olup tehdit edebilecekleri gözaltına alıyorlar. Nagihan, bir şey sorabilir miyim? Teknik bir şey sormak istemiyorum. Kadın aldatıldığını hisseder. Senin hissin ne diyor? Yani benim hissim aldatılmış da olabilirim diyor. Aldatılmamış da olabilirim diyor. Yani ben eğer burada bir aldatılma söz konusuysa, yani bunu kabul ederim yani. Böyle yok, ben hani gurur yapıp da Nagihan kendine yedirmek istemiyor gibilerinden bana yorumlar da geliyor. Yani herkes aldatılabiliyor yani, maalesef ki. Yani ben bunu kabul etmek tabii ki istemem, ama varsa bir aldatma ben yine de peşini bırakmam. Yani öncelikli olarak burada aldatıp aldatılmama söz konusu değil. Yapabilir diyorum, artık erkek milleti her şeyi hani biliyorsunuz, benim de her şeyi anlatmama da gerek yok maalesef. Hani bazı erkeklerimiz zayıf olabiliyor maalesef. Çok ağladın bir de sen. Hani olduysa da olabilir yani, aldatılmış da olabilirim, ama ben bu durumdan dolayı aldatıldım, gideceğim, boşanacağım. Hayır, bunun öncesi bu değil yani. Öncelikli olarak benim bu yuvamı darma duman eden, beni bu şekilde rezil eden veya yani şu görüntüye ben asla yani bakmak dahi istemiyorum. Şunu gördüğüm zaman böyle sinirlerim geriliyor, elim ayağım tutuyor, sakinleşemiyorum. Nagihan, bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok önemli açıklamalar yaptın aslında. Bir, bu fotoğraf niye ekranda, zaten fotomontaj mı değil mi tartışması vardı. Ve sen dedin ki alt taraf benim kocama ait değil, kafasını alıp başka bir vücuda yerleştirmişler. Çünkü benim kocamın göbeği var dedin, doğru mu? Evet. Tamam. İki. Efendim? Kilolu bir adam. Kilolu bir adam. Göbekli bir adam. Eşi de öyle. Yani şu an ben eşimin göbeği, yani üst vücudunu çekip attayım.
sosyal medyaya atayım, aradaki fark zaten o çıkacak ortaya. Allah Allah. Peki özür dilerim, bir şey sormak istiyorum. Bir dakika Ömür, şunu hemen sormam lazım. Çünkü eşi şöyle bir açıklamada bulundu. O fotoğrafı kendim çektim dedi. Demin Nagihan da söyledi onu ama fotomontaj tamam, yapmışlar diye de eklemiş. Evet, evet. Yapılmış yani, tamam. Fotomontaj yapılmış diyorsun yani, değil mi? Senin kanın mı? Fotomontaj yapılmış, kesinlikle yapılmış. Yani eşim bu fotoğrafı hani baktığı zaman kendinin olduğunu zaten belli yani, yüzü gözü. Ama zaten boyun kısmında da o şerit var. Şerit geçiyor. Alt tarafa istediğin gövdeyi rahatlıkla yerleştirebilirsin. Arka zemin ne oldu teknik peki? Olarak onu ayarlayabilirsin. Bin tane ayarı çok var fotomontajın. Neler var yani. Şimdi Nagihan, ikinci önemli açıklaman da ne olursa olsun beni aldatmış da olsa ayrılmayacağım, eşimi bırakmayacağım diyorsun. Doğru mu? Şunu söylemek istiyorum. Yani dediğim gibi yani eşim yapmış da olabilir. Şu an zaten peşine düşüldü. Avukatlar, herkes bunun zaten montaj olup olmadığını zaten ortaya çıkaracaklar. Yani şu durumda beni bu duruma getiren çeteye karşılık ben eşime sahip çıkıyorum. Hiçbir şekilde boyun eğmiyorum bu çeteye. Çünkü şu an beni örnek alan o kadar çok aile var ki, o kadar çok mağdur insan var ki, evine yeni ev almışlar, kredi çekmişler, araba almışlar. Şu an ben ne yaparsam İnsanlar o şekilde hareket edecek. Anladım. Yani ister istemez ben bu durumda güçlü durmak zorundayım. Peki. Aileme sahip çıkmak zorundayım. Çok güzel. Nagihan, peki son bir soru ve kapatalım. WhatsApp'tan yazıştım dedin o şantajcı kadınla. WhatsApp'tan yazışmak için telefon numarası olması lazım. Bu kadının evet. O zaman telefon numarası sizde var. Var var ama yabancı bir numara var. Şu an ben dün baktım, bir önceki gün baktım. Artık o numarayı da kullanmıyor. Fotoğrafını kaldırmış. Tamamen kapatılmış bir numara bildiğim kadarıyla. Ama tabii günlerdir hani basına yansıdığı için kız da işin ciddiyetine vardı. Benim bu konuya el attığımı biliyor. Evet. Bundan dolayı da kaçacak şu an, delik arıyordur. Ama istediği kadar kaçsın. Ben bu olayı asla bırakmayacağım. Beni izlediyse yarışmada, ne kadar hırslı bir insan olduğumu biliyorsa, ben bunu da kimsenin yanına bırakmayacağım. Hukuki olarak cezasını bulacaktır. Peki Nagihan, büyük geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Küçük bir soru. Bir dakika. Nihat bir şey soracakmış. Birkaç cümlelik bir şey. Arkadaşlar fotoğrafı da kaldıralım lütfen, rica ediyorum. Evet, eşiyle fotoğrafları, normal fotoğraflarına geçebilirsiniz. Başka bir yayında, ben tabii takip edemedim gelen mesajlarla, başka bir yayında, başka programda eşimle aram zaten kötüydü, bu da tuz biber oldu diye bir şey söyledin mi? O, ben onu kızı tavlamak için, kızı konuşturmak için söylemiş. Söylemiş. Aha, kızdan yani yeterli değil. Sen bunu kızla, kız çünkü izleyiciden o yönde gelen mesaj vardı. Sen bunu tabii. Kızla konuştun o zaman, kıza tabii, karşı. Tabii hani peki. Kız bana dökülsün, ben zaten tamam, ayrıyım aslında. Zaten yapmışsa da tamam. Bekar erkek yapabilir. Tamam. Hayır, en azından izleyiciyin de o yüzden aydınlatma adına sordum. Nagihan'cığım geçmiş olsun, zor bir süreçten çok geçiyorsun. Seni ben çok seviyorum biliyorsun. Ben seni de seviyorum. Öyle. Gerçekten yani, çok farklı, çok değerli, kıymetli. Muhteşem bir insansın. Gerçekten çok bir şey, çok o gözlerini hiç gördüm. İçim parçalandı, çok üzüldüm. İnşallah sen güçlü kadınsın, inşallah atlayacaksın. Aynen, ben bunun üstesinden de geleceğim. Ben aileme sahip çıkıyorum. Bu mesele çözülene kadar da ailemin arkasındayım. Tamam. Bravo. Evet, şimdi Nagihan'cığım teşekkürler. Görüşmek üzere. Büyük geçmiş olsun.